İşte haberlere konu olacak bir şey. Bilim insanları sonunda kıyı şeridi çelişkisini açıklığa kavuşturdular. Gelişmiş robotların ve uzay araştırmalarının çağında bazı küresel sorunların hala çözümsüz kaldığına inanmak zor. Mesela ülkelerin ve kıtaların kıyı şeridini ölçmek gibi konuların. İster inanın ister inanmayın, bunu %100 doğrulukla yapmak hala imkansız. Coğrafyaya geçmeden önce kanalımıza abone olmak ve güncellemeleri kaçırmamak için posta bildirimlerinizi hemen açmayı sakın unutmayın. Amerika Birleşik Devletleri ile başlayalım. Amerika'nın kıyı şeridi uzunluğunun ne kadar olduğunu düşünüyorsunuz? 20 bin mil mi, 100 bin mil mi? Bu soruyu sizden önce tabii ki biri cevaplamış olmalıydı. Yapacağınız kıyının en dış çizgisini ölçüp bir sayı elde etmek olmalı değil mi? Birileri bunu denedi ve hepsi farklı sonuçlar elde etti. Resmi kaynakların en resmisini alsak bile Amerika Birleşik Devletleri kıyı şeridinin ne kadar uzun olduğuna dair tek cevap çıkmamakta. Kongre Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan bir çalışmaya göre Amerika Birleşik Devletleri kıyı şeridi 12.383 mil uzunluğundadır. Aynı organizasyonun başka bir çalışması da bize farklı bir sayıyı, 29.093 mili veriyor. CIA doğru sayının 18.924 mil olduğunu iddia ediyor. Son olarak Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi 95.471 mil olduğunu belirtti ki bu sayı ilk ve son iddia edilen sayıların 8 katı. Resmi tek bir rakam bulmayı bu denli zorlaştıran nedir ve bu nasıl mümkündür? Hayır, tabii ki hükümet yüzünden değil. Bu soruyu cevaplamak için bir ülkenin kıyı şeridini nasıl ölçeceğinizi bir düşünelim. Çok fazla boş zamanınız varsa bir cetvel ya da şerit metre kullanmayı deneyebilirsiniz. Ancak büyük olasılıkla sonunda bunu haritacılara bırakırdınız ve onlar da size şunu söylerlerdi: değişir. Gerçekten de bu seçtiğiniz ölçü birimine bağlıdır. Örnek olarak daha küçük bir ülkeyi ele alarak başlayalım. Tamamıyla bir ada olan İngiltere'ye ne dersiniz? Bu çay ülkesi çift katlı otobüsleri ve majesteleri kraliçesiyle binlerce turisti kendine çekiyor ve adanın kıyı eğrileri ve kıvrımları haritacılara çok fazla iş yükü getiriyor. Birleşik Krallık'ın kıyı şeridi tıpkı diğer ülkelerinkinde olduğu gibi düz bir çizgi değildir. Bu işleri çok kolaylaştırırdı değil mi? Her neyse, bu doğrusal olmayan kıyı şeridini ölçmek için birim olarak 50 mili kullanırsanız farklı, 25 kullanırsanız farklı iki cevaba ulaşabilirsiniz. Daha büyük birimleri alırsak 35 bölüm elde edilir ve bu durumda uzunluk yaklaşık 1739 mil olarak hesaplanır. Eğer 25'er millik birimlerle gidersek 85 bölüm çıkar ki sonuç bu sefer 2112 mil olacaktır. İyi de bu ilave 373 mil de nereden çıktı şimdi? Kıyı şeridi çelişkisi dediğimiz şey işte budur. Aynı ve tek bir kıyı şeridini ölçmeye çalışıyorsunuz, sonuç bu işi yapmak için aldığınız birim uzunluğuna bağlı olarak değişiyor. Temel olarak sahil şeridini ölçmeye çalışırken haritada kuş bakışı ne kadar yakınlaşır ve buna göre aldığınız birimi de o kadar küçültürseniz, bulduğunuz rakam da o kadar artar. Birimi inç veya santimetre alsanız ne kadar muazzam bir rakam elde edeceğinizi bir düşünün. Bu çelişki dünyamız hakkında yeniden düşünmenizi ve onu yeniden keşfetmenizi sağlayabilir. Şimdi ne demek istediğimi açıklamama izin verin. CIA bir dünya gerçekleri kitabı yayınladı ve fihristindeki maddelerden biri de kıyı şeritleri hakkındaydı. Hangi ülkenin dünyanın en uzun kıyılarına sahip olmakla övünebileceğini tahmin edebilir misiniz? Cevabın dünyanın en büyük yüz ölçümüne sahip ülkesi olarak bilinen Rusya olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Ölçüme göre Rusya'nın 23.396 mil kıyı şeridi var ve listedeki en büyük sayı da bu değil. Aslında Arktik bölgesindekiler dahil tüme hesaba katıldığında 36.563 adası olan Kanada 125.567 mille listenin en başında yer alıyor. Kazananın Kanada olduğunu tahmin ettiyseniz beğen tuşuna basın. Bu o kadar da şaşırtıcı değil. Norveç'in Amerika'yı geçip Kanada'dan sonra ikinci sırada yer almasıysa gerçekten anlaşılması zor bir şey. Nispeten küçük olan bu ülke, uzun fiyortları ve sayısız küçük adaları ve tüm bu küçük girintileri sayesinde Amerika'nın 12.380 mil kıyı şeridiyle karşılaştırıldığında toplam 15.626 millik bir sonuç çıktı. Eğer bu kıyı şeridi düz bir çizgi olsaydı dünyayı neredeyse 1,5 kez dolaşacak kadar uzun olurdu. Bu inanılmaz değil mi? Çelişkiyi ilk keşfeden bilim adamı bir İngiliz matematikçi, fizikçi, psikolog ve meteoroloji uzmanı olan Lewis Fry Richardson'dı. Adam da bir işte sebat edememiş ha.
Ortak sınırın uzunluğunun iki ülkenin 1951'de savaşa girme olasılığını bir şekilde etkileyip etkilemediğini anlamaya çalışırken oldukça tuhaf bir şeye fark etti. İki komşu ülke sınır uzunluklarına dair farklı verilere sahipti. İspanya ve Portekiz'den biri ortak sınırlarının uzunluğunun 613, diğeri ise 754 mil olduğunu iddia ediyordu. Richardson'ın araştırması fraktallar üzerinde modern matematiksel çalışmaları doğurdu ve haritacılara üzerinde düşünmeleri gereken bir konu yarattı. Şu veya bu kıyı şeridini ölçmek için tercih ettiğimiz cetvel uzunluğunun elde ettiğimiz nihai sayıyı etkileyeceğini zaten biliyoruz. Ne kadar yakınlaşırsak sayı o kadar büyür. Yani haritadaki her bir eğriyi, her bir kıvrımı ve kıyıdaki her bir kayayı hesaba katarsak ölçümlerimizde moleküler seviyeye inmek mümkün müdür? Teorik olarak mümkün, ancak bunu yaparsanız sonsuzluğa veya milyonlarca kilometreye yakın bir sonuç elde edersiniz. Ancak ülkelerin yüz ölçümü belli olduğuna göre bu sonuçta hiçbir mantık içermez. Ayrıca sahil şeritleri sabit kalmaz, zamanla ve erozyonla değişmeye devam ederler. Deniz seviyeleri sürekli artar ve büyük kara parçalarının birkaç yıl sonra su altında kalması muhtemeldir. Mesela Maldivler'de bu olabilir. Tam tersine bazı ülkelerinde yüzlerce yıldır sahil şeridi artıyor. Örneğin Hollanda'da bu oluyor. Dünya değişmeye devam ettikçe bütün olup biteni takip etmek ve bunu ister cetvelle ister mikroskopla olsun ölçmek imkansız hale geliyor. Sahil şeridi çelişkisini anlamakta hala zorlanıyor musunuz? Matematikte bunu tamamıyla gözünüzde canlandırmanıza yardımcı olabilecek çok benzer bir şey var. Koç kaytanesi denilen bir kavram. Bunun en iyi yanı sadece bir kar tanesi gibi görünmesi. Şaka şaka, sonsuz çevre uzunluğunun ne demek olduğunu anlamak için bu bize çok yardımcı olacak. Eşkenar bir üçgenimiz var. Şimdi her kenara başka eşkenar üçgenler ekleyelim. Daha da küçük üçgenler ekleyip çevre uzunluklarını üst üste ilave ederek şeklimizi yakınlaştıralım. Başladığımız yerden bu sefer uzaklaşırsak, kar tanesinin hala belirli bir alana sahip olduğunu görürüz ama artık çevresi sonsuz uzunluktadır. Bu kavram size şimdilik mantıklı geliyor mu? Küçük ülkelerin kendisinden çok daha büyüklerden daha uzun sahil şeridine sahip olmalarını şaşırtıcı buluyor musunuz? Aşağıdaki yorumlar bölümünde bu konuyu tartışalım. Bu videoyu beğendiyseniz beğen düğmesine basarak bize bildirin. Coğrafya ile ilgilenen arkadaşlarınıza bir link göndermeyi unutmayın. Kanalımızda yeniyseniz yayınlayacağımız güncellemeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olun. Olumlu bakta hayatın daima daha iyi olduğunu hatırlayın.